Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Yeni günde yeni gelişmelerle karşınızdayız. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı hafta sonu iki genç çiftin nikah akdini gerçekleştirerek hem genç çiftlerin hem de ailelerinin mutlu gününe ortak oldu. Seni almazsam gözlerim açık gider. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı bir günde iki nikah akdi gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Daire Başkanı Evren Dinçer ve Merve Anamur'la Zülbiye Altınok ve Avni Aksay çiftlerinin nikah akdini gerçekleştirdi. Evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet. Evet, evlilik isteklerini duydunuz, şahitlerimize soruyorum. Sizler de şahitlik ediyor musunuz efendim? Evet, şahitlik ediyoruz. Allah hayırlı uğurlu etsin inşallah. Ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Evet, şahitlik ediyorum. Cenab-ı Hak bir ömür saadetler versin her iki kardeşimize. Evet, ben de Aksaray Belediye Başkanı olarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Başkan Yazgı ilk olarak Evren Dinçer'le Merve Anamur çiftinin nikahını kıydı. Çok sayıda davetlinin katıldığı düğün töreninde çiftin şahitliklerini ise Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan ve Müsteşar Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu yaptı. Çifte bir ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Yazgı, Evren ve Anamur ailelerinin mutlu gününe ortak oldu. Birbirimizi, beraberliğimizi sembolize eden Türk bayrağımızı ve Kur'an'ımızı genç çiftimize verdikten sonra sizler de biliyorsunuz tek başlı çift gövdeli asma bizim sembolümüz, mührümüz ve bunu kahve fincanlarına işledik. Hem bir Fatiha okursunuz hem de bizleri hatırlarsınız diye sizlere kahve fincanlarımızı ikram ediyoruz. Evet, şöyle de bir hediyemiz var, onu da takdim edelim. Ve el işi göz nuru çinilerimizi de genç çiftlerimize takdim ediyoruz. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı bir günde iki nikah kıydı. Başkan Yazgı daha sonra Zülbiye Altınok ve Avni Aksay çiftinin nikahını kıydı. Dünya evine giren çiftlerin aile cüzdanlarını gelinlere teslim eden Başkan Yazgı, aile cüzdanının geline verilmesi adettir. Ayrıca evin idaresini ve yükünü evin kadını çekmektedir. Bu cüzdanın sorumluluğunu da en iyi kadınlar anlamaktadır diyerek yeni evli çiftlere hediyelerini takdim etti, mutluluklar diledi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve ekibi kent genelinde farklı nitelikteki çalışmaları hız kesmeden sürdürüyor. Belediye ekipleri mahallelerde zamanla yarışarak en kısa sürede çalışmaları tamamlamak için gece gündüz mesaide. Aksaray Belediyesi havaların ısınmasının ardından asfalt serim çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Tacın Mahallesi ve Kalanlar Mahallesi'nde TMT malzemesi düzeltme işleminin ardından sıcak asfalt serim çalışmalarına başladı. Asfalt programı kapsamında Şifane Mahallesi ve Laleli Mahallesi'nde ise sati kaplama çalışmaları devam ediyor. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, hedeflerinin altyapısı biten bölgelerin tamamında asfalt çalışması yapmak olduğunu söyleyerek, Aksaray Belediyesi olarak sezona hızlı bir şekilde girdik. Şu anda da fen işleri ekiplerimiz çok ciddi bir şekilde çalışmalarını devam ettiriyorlar. Tacın ve Kalanlar Mahallesi'nde çalışmalarımız devam ediyor. Bu sene Allah nasip ederse hızlı bir şekilde bu çalışmaları devam ettireceğiz. Tabii işin güzel tarafı yaptığımız çalışmalardan hemşerilerimizin memnun kalması ve bizlere dua etmesidir. Tertemiz, pırıl pırıl yolların olması, insanların yaşadığı bölgelerin daha düzgün ve güzel olması hem bizim açımızdan hem burada yaşayan insanlar açısından önemli dedi. Vatandaşlar Aksaray Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek belediye çalışanları nezdinde Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Aksaray Belediyesi'nin çevre ve doğa ile ilgili yaptığı yatırım ve hizmetler kapsamında Veterinerlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurduğu Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, belediye sınırları içerisinde yaşayan sokak hayvanlarının kurtarıcısı oldu. Aksaray Belediyesi gelişmiş bir toplum örneği olarak sadece bize ait olmayan dünyada kent yaşamında hem insanların hem de hayvanların sağlığını ve sağlıklı bir ortamda yaşamasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Aksaray'ın caddelerinde ve sokaklarında bulunan sahipsiz, bakıma muhtaç, yaşlı ve hastalıklı sokak hayvanları, Aksaray Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi görevlileri tarafından barınakta korumaya alınıyor. Merkezde sokak hayvanlarının tedavi, aşılama ve kısırlaştırma işlemleri düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Rehabilitasyon merkezinde teknolojik cihazlar, veterinerlerle sokaklarda yaşayan hayvanlara tedavi desteği ve mama sağlayan ekipler, kontrolsüz üremenin önüne geçmek için de kısırlaştırma, iç dış parazit ve kuduz aşılaması yaparak hayvanların sokaklarda sağlıklı yaşam sürmelerini sağlıyor. Aksaray Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sokaklardaki hayvanlara sadece bakmıyor, tedavi etmiyor ya da kısırlaştırmıyor. Bakımı ve aşıları tamamlanan sağlıklı can dostlarımıza sıcak ve güzel bir yuva kazandırma çalışmaları da yapıyor. Aksaray Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, kedi sahiplenmek, köpek sahiplenmek, mama yardımında bulunmak, barınaklardaki hayvanları görmek, sevmek veya gezi düzenlemek isteyen herkese açık. Yaklaşık 4000 metrekare alan üzerine kurulu rehabilitasyon merkezinde idari bina, mama hazırlama binası, erkek dişi ve yavru köpek bölümleri, kedi bölümleri, kısırlaştırma ve tedavi bakım merkezleri, çevre düzenlemesi ve temizliğiyle adeta 5 yıldızlı otel konforunda sokak hayvanlarına hizmet veriyor. Asfalt çalışmalarına aralıksız devam eden Aksaray Belediyesi, Sofular Mahallesi'nde bulunan cadde ve sokakta asfalt çalışması yaptı. Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kentin muhtelif sokak ve caddelerinde asfalt serim, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, asfalt sezonuyla birlikte kent genelinde yollara yaklaşık 61 bin tondan fazla sıcak asfalt serildi. Aksaray genelinde altyapı ve üst yapı çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Planlamalarımız çerçevesinde ihtiyaç olan yolları asfaltlama çalışmaları devam edecek. Yine ihtiyaç duyulan mahallelerimizde bordür, kaldırım yenileme ve yol genişletme çalışmalarımız da sürüyor. Her yıl bu çalışmalarımız devam edecek. İnşallah her yere ulaşmaya da devam edeceğiz diye konuştu. Doğru ve gerçek haberin adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.